CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphane binasında namaz kılan üniversite öğrencisinin başına gelmeyen kalmadı. Önce görevliler tarafından uyarıldı, daha sonra da kütüphaneye girmesi yasaklandı. CHP'nin yasakçı zihniyeti büyük tepki topladı. Burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız yani? Şu an. Yani bize verilen talimat bu şekilde. Kütüphane binasındaki boş alanda namaz kılmasına engel oldular. Bu da yetmedi, kütüphanede ders çalışmasına yasak getirdiler. Namaz kılan adama suç işlemiş gibi gelebilir misin aşağı kardeşim? Tamam, oraya bir gidiyorsunuz siz. Bu kadar da olmaz dedirten olay Adana'da yaşandı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Mehmet Halk Kütüphanesi'ne ders çalışmaya giden üniversite öğrencisi Emrehan Küngü, kimsenin olmadığı alanda namaz kılmak istedi. Ancak görevlilerin uyarısıyla karşılaştı. Namaz kılmanızı istemiyoruz. Yani yasak, talimat geldi. Hemen bu sözü duyduğum esnada, hemen kameramı açtım. Burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız yani? Şu an. Bize verilen talimat bu şekilde. Yani, namaz kılmam engellendiği için ve bu benim hani acaba ne yaptın, ne suç işledi gibisinden böyle bir çok kötü bir algı operasyonunu insanların, çocukların zihnine yerleştirdiklerini düşündüğüm için beni çok öfkelendirdi. Küngü görevliler tarafından dışarıya çıkartıldı. Tartışma burada da sürdü. Yapamazlar bunu. Yaparlarsa devlet nezdinde, halkın vicdanında da öderler bunun hesabını. Tamam. Siz oraya bir geçin. Ben ders çalışırken orada sanki suç işlemişim gibi bir bakabilir misin kardeşim diye geliyor herhalde. Namaz kılan adama suç işlemiş gibi gelebilir misin aşağı kardeşim? Tamam, oraya bir geçin. Kimsiniz siz? Mütercim tercümanlık öğrencisi olan Küngü şikayetçi olmadı. Ancak iki ay sonra yine aynı kütüphaneye ders çalışmak için gittiğinde ikinci şoku yaşadı. Kütüphaneye girişinin yasaklandığını öğrendi. Sık sizin buraya girmenizi yasaklıyoruz. Buraya hiçbir şekilde giremezsiniz dediler. Üniversite öğrencisinin ibadet özgürlüğünün engellenmesi büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilgili personel hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.